Instagram hesabımdaki hikayelerim kısmından takipçilerimin sorularını almıştım. Orada liseli öğrencilerin yoğun ilgisi vardı ve onlar da benden tavsiye istiyordu. Hep üniversite öğrencilerine tavsiyelerini iletiyorsun. Liselilere de iletiyordu. Ben de söz verdiğim gibi bu hafta boyunca liseli öğrencilere tavsiyemi iletmeye çalışacağım. Bu bölümde ben genel bir tavsiyelerimi ileteceğim. Bu seriyi devam ettirerek de bu hafta boyunca her gün saat 8'de de bu tavsiyeleri daha fazla detaylandırmaya çalışacağım. Benim ilk tavsiyem gençlere çok okumaları ve çok deneyimlemeleri. Şu an size okumak, bir şeyleri deneyimlemek anlamsız geliyor olabilir ama yaşınız ilerledikçe iyi ki yapmışım diyeceksiniz. İyi ki okumuşum, iyi ki izlemişim, iyi ki deneyimlemişim diyeceksiniz. Bu gerçekten çok kritik. Vaktinizi boşa harcamak yerine bunlarla harcamanız sizi başarıya götüren yolda iyi bir temelle birlikte ilerletecektir. Üniversiteye kapak atma devri maalesef bitti. Size üniversiteye kapak at, rahatlayacaksın, stresin geçecek, daha güzel bir hayatın olacak, her şey güzel olacak diyen varsa sizi net bir şekilde kandırıyordur. Bunlara lütfen kulak asmayın. Hayatınız belli olacak. İşte sınav senesi olacak. Son senedesiniz ya da değilsiniz bilmiyorum ama lise sonunda hayatınız belli olacak. İşte meslek seçimi yapacaksınız ve her şey ona göre şekillenecek, daha netleşecek gibi bir şeye lütfen kapılmayın. Hiçbir şey belli olmayacak. Sadece bir bölümünüz ya da üniversiteniz olacak. Kıyak bir meslek, bölüm, geleceğin mesleği, süper meslek, çok iyi kazanan meslek, hayatınızı kurtaracak meslek, bölüm, üniversite ismi diye bir şey yok. Bunlara lütfen inanmayın. Okul sizi bir yere kadar getirir. 30 kata tırmanacaksanız belki çok popüler bir okul sizi 15. kata kadar asansörle getirir ama diğer kişiler alttan gelerek daha hızlı bir şekilde katları çıkarak da sizi geçebilir ya da siz onları geçebilirsiniz. Strese girmeyin. Çok mantık aramayın. Hayatınızın bundan sonraki döneminde de çok mantıklı şeyler olmayacak ve kim ne derse desin, kim sizi nasıl bir kalıba sokmaya çalışırsa çalışsın, siz hayallerinizin peşinden gidin. Sevmediğiniz bir şeyi lütfen yazmayın sırf başkaları önerdi diye. Siz her zaman gönlünüzü dinleyin. Bu konularla ilgili bu hafta boyunca dediğim gibi daha fazla detaya gireceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın.